Çağdaş Final Dershanelerinin katkılarıyla hazırlanan Tarihin Süzgecinden Uşak programından herkese merhaba. Sevgili seyirciler, bu hafta sizlere Uşak'taki tarih evleri tanıtacağız. Şimdi hep beraber Uşak'taki tarih evleri tanımaya başlayalım. Uşak, Ege bölgesinin kendine has yaşayış biçimi, coğrafi özelliği ve zengin tarihi geçmişi olan güzel bir ili. ...1953 yılında il olma özelliğini kazanan Uşak, hızla büyümüş ve gelişme göstermiştir. Buna bağlı olarak, mimaride ilin geleneksel yapı biçimi değişmiş, sanatsal ve estetik görünümlü yapıların yerini beton bloklar almıştır. Günümüzde Osmanlı yapı stili izlerini taşıyan pek az ev kalmıştır. Bu evlerin çoğu yıkılmaya yüz tutmuş, harap bir halde kötü kaderini beklemektedir. Uşak'ta eski bir evin içerisindeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi ev eskinin izlerini hiç kaybetmemiş, ancak ne yazık ki zaman onu harap hale getirmiş. Bakımsızlık ve ilgisizlik birçok tarih eserde olduğu gibi burada da kendini gösteriyor. Eski Uşak evlerinin iç yapısında belli başlı özellikler var. Bunlardan en başta gelenlerinden biri, sevgili seyirciler, ocak denilen kısım. İşte burada daha önce ocak olarak kullanılan, daha sonra kapatılmış olan kısmı görüyoruz. Genellikle ocaklar süslemeli olarak yapılıyor. Burada da gördüğünüz gibi ocağın çevresi ince taş işçiliğiyle süslemeli olarak bitkisel bir bezeme görüyorsunuz burada. Hemen ocağın yanında suluk denilen, bugünkü banyo tabir edilen kısım. Burada banyo yapılıyor sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi çok dar. Bu suluk bir tane ya da iki tane ahşap kapısı olan kısım. Burada evlerin büyüklüğüne göre ya da evi yapan kişinin zevkine göre değişiyor. Burası dolap, burada ahşaptan yapılmış. Bütün evlerde değerli izleyenler, dolaplar ve diğer bölümlerin kapıları ahşaptan yapılıyor. Çünkü ahşap mimaride vazgeçilmez olan bir malzeme. Burada da ahşaptan yapılmış bir dolap ve dolabın bölmeleri gözü çarpıyor. Burası genelde her evde olan, ancak burada da kapaklı yapılmış, tavana çıkan bir bölüm. Gördüğünüz gibi kapaklı yapılmış, burada bir merdiven var. Yapıldığı dönemin izlerini taşıyan aynı mekanın başka bir odasındayız. Ancak değerli izleyenler, gerçekten insanın İçini acıtan bir manzara var burada. Nedeni, gördüğünüz gibi harap hale gelmiş odanın bölümlerinin mükemmelliği, ancak bugün ne yazık ki birçok bölümleri yıkılmış halde. Burada yine o odanın da suluk kısmını görüyorsun. Buranın da kapısında ahşap işçiliğinin incelikleri, ince bezemeleri var. Bu çok yeni olsa gerek, çünkü
dikdörtgen motifler, böyle dairesel değil de daha çok dikdörtgen motifler ön planda. Ocak, ocak kısmı burada. Sevgili seyirciler, eski evlerde ocak kısmında bugünkü şömineye benzer bir işlevi var buranın. Burada ateş yanıyor. Çevresinde sedirler ve minderler konularak hem aydınlanma hem de ısıtma sağlıyor ocak. Mutfak olmayan evlerde genellikle yemekler, çay, kahve burada pişiriliyor. Gördüğünüz gibi bugün ne yazık ki bu bölümde harap halde. Yine burada deminki odada da gördüğümüz gibi ilginç bir şey gözümüze çarptı. Bakın burada kitap var, yeni kitaplar. Evin eski dokusu gerçekten hiç değişmemiş. Gördüğünüz gibi tozlu, tıpkı ev gibi bu da tozlu halde. Ne yazık ki zamanın kollarına kendini bırakmış, gidip gitmiş. Eski dokusunu kaybetmeden kullanılan, yapıldığı dönemin izlerini taşıyan pek az tarihi Uşak evi kalmıştır. Bu evler ilimizin Aybey, Işık, Karaağaç ve Kurtuluş mahallelerinde yoğun olarak bulunmaktadır. Geleneksel Uşak evlerinin klasik tarzı, Anadolu'nun birçok kentinde görülen Türk evi plan tipiyle benzerlik göstermektedir. Evlerin birinci katı taş, ikinci katı ahşap, cumbalı, beşik çatılı, Alaturka kiremitli ve Bağdadi sıvalıdır. Uşak evlerinin yapılış biçimine göre 3 gruba ayrılır. Birinci grup evler, kerpiç malzemeden yapılan, toprak damlı, genellikle tek ya da iki katlı yapılan ev biçimidir. Bu gruptaki evler, genellikle sanatsal incelikten yoksun, sadece işlevsel özellikleriyle ön planda olan evlerdir. 1838 yılında Uşak'a gelen araştırmacı Charles Sexer, eserinde Uşak'taki evleri tasvir ederken binaları çiğ kerpiçtendir. Bu usulün nedeni coğrafi özellik değildir, doğrudan gelen etki olmalıdır. Bu tarz inşa biçimi doğuya doğru gidildikçe hatta İran işlerine kadar uzanmaktadır, demiştir. 1671'de Uşak'a gelen Evliya Çelebi, evlerimiz toprak örtüldür demiştir.
Dolayısıyla bu tarz inşa biçiminin geçmişi Uşak evlerinde çok eskidir. İkinci grup yapı biçimi ise mimarinin sanatsal özellik, ince işçilik, estetik kaygının işlevsel özelliklerle birlikte yansıtıldığı yapı biçimidir. Bu tarz Anadolu'nun birçok yerinde İstanbul'da, Bursa'da, Safranbolu'daki örneklere benzer yapılardır. Bu tarz evlerin birinci katı taştan, ikinci katı ahşaptan, cumbalı, beşik çatılı, Alaturka kiremitli ve Bağdadi sıvalıdır. Bu tarz evlerin örneklerinin birçoğu günümüzde de Uşak'ın bazı mahallelerinde görmek mümkündür. Uşak evlerinin ikinci grup yapı biçimine giren şu arkamda görmüş olduğunuz güzel görüntüsü sevgiler. Burada eskinin ve yeni hale getirilmişinin güzel bir örneğini görüyoruz. Anıtlar Müzeler Yüksek Kurulu tarafından koruma altında olan binanın bir tarafı hala kurula ait ancak bir tarafı da özel mülkiyet edinilmiş. Eski dokusu değiştirilmeden gördüğünüz gibi ev olarak kullanıma kazandırılmış. Eski Uşak evlerinin güzel bir örneği bugün bir kısmı Cemil Gürel'e ait olan konaktır. Konak Paşa Hanı'nı yaptıran zat tarafından Paşa Hanı'nın yaptırıldığı 1898 yılına yakın bir tarihte inşa ettirilmiştir. Yapının dış cephesinde yüksek tarz balkonsuz üslup, süslü, köşegen biçimi göze çarpmaktadır. Yapının giriş kapısından itibaren dönemin estetik ve sanat izlerini taşıyan güzel görüntüler göze çarpar. Konağın iç mekan tasarımı yoğun bir süslülük arz etmektedir. Oda tavanlarının ortasında bulunan avizeli kısmında bitkisel motif süslemeleri, tavan kenarlarında spiralize, geometrize edilmiş yaprak motifleri göze çarpmaktadır. Uşaklı bir esnaf olan Cemil Gürel, büyük bir duyarlılık örneği göstererek bugünün mahrum beton yığınlarından satın almak yerine bu hanın yarısını satın alarak eski dokunuşunu bozmadan yeniden yapıyı restore etmiş ve kullanıma kazandırmıştır. Sevgili seyirciler, mekanı hep beraber geldik, gördük. Orijinal değerinden hiçbir şey yitirmeyen mekandaki insanların yaşantısı da tıpkı mekanın eskiliği gibi eskiden hiçbir şey değiştirmeden devam ediyor. Şimdi yanımızda mekanın sahibi Cemil Bey var. Cemil Gürel. Cemil Bey, bu mekanı almak nereden aklınıza geldi? Gerçekten gördük ki biz hiç eskiliğinden bir şey getirmemiş mekan. Bu günümüz için güzel bir örnek. Anlatır mısınız? Mekanı. Ben tarihi eserlere biraz meraklı kişiyim. Onun için burada bu evin böyle sağlam ve yapısının şey düzgün olduğunu bildim. Onun için burayı satın aldım. Evet. Hiç orijinalini şey yapmadan, bozmadan aynısını yaptırdım. Aynısını yani böyle boyasını olsun, sıvası olsun aynısını şey yaptık. Müze müdürlüğü de o şekilde yapılacak dediler. O şekilde yaptırdık yani. Biz buna zaten gözlerimizle şahit olduk. Evet. Peki bu orijinal yapıyı değiştirmediniz. Bir de bunun yan tarafında gerçekten harap olmuş aynı yapının eki var. Evet. Aynı bu bina aynı. Yarısını işte biz satın aldık. Senemlerin birinden biri duruyor. Sahibi yok. Onun için öyle araba bakılmıyor. Eski Uşak evlerinde çok güzel bir örnek. Evet. Peki ziyaretçisi geliyor mu? Ziyaretçi geliyor. İşte ziyaretçi geldiği zamanlar biraz sokak etrafından insan şey yapıyor. Bu harabelerden utanıyor. Bayağı evet. Ta Japonya'dan ziyaretçi geliyor. Öyle profesörlerden, şeylerden böyle gelen oluyor yani. Bunlara da işte biraz etrafı düzgün olsa, belediye de el atsa çok evet, iyi olacak. Evet sevgili seyirciler, Cemil Bey'in de söylediği gibi eski değerlerimiz maalesef ne yazık ki günümüzde evlerimiz beton yığınlarına kendini bırakmış durumda. Cemil Bey bunun güzel bir örneğini bugün günümüzde gözler önüne sermiş durumda. Gördüğünüz gibi hemen yanında bu binanın eki harap olmuş eski bitap bir durumda. Ne yazık ki Anıtlar Müzeler Genel Müdürlüğü bunu koruma altına almış ama sadece bu resmiyette kağıt üzerinde olan bir koruma. Biz diyoruz ki buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu ve buna benzer binalar koruma altına alınsın. Sadece sözde değil, resmiyette
Sadece kağıt üzerinde değil, bunun uygulamasını Cemil Bey çok güzel bir şekilde bizim gözümüzde sergilemiş. Buna benzer özendirici önlemler, teşviklerle binalar tekrar günümüze kullanıma kazandırılsın diyoruz. Cemil Bey, size de bu çalışmanızdan, bu gerçekten duyarlılığınızdan dolayı tebrik ediyorum ben. Çok. Bir başkalarına da örnek olmasın diliyorum. Böyle binalar böyle. Uşak evlerinin 3. grubu ise 1800'lü yılların sonu 1900'lü yılların başında görülen dış cephesi tuğladan veya büyük kesme taşından yapılmış, üzeri marsilya kiremitle örtülü, batı etkisini taşıyan yapı biçimidir. Bu tarzın ilk örneği 1893 yılında yapılan Hacı Gedik Hanı'dır. Uşak'ta bu tarz yapı biçimi daha çok konak ve han olarak yapılan büyük ölçekli, daha çok varlıklı ailelerin yaptırdığı evlerde görülmektedir. Uşak'ta halıcılığın gelişmesi, halı ticaretinin iyi gelir getirmesi, bu işle uğraşan tüccarların zenginleşmesini sağlamıştır. Varlıklı aileler, yaptırdıkları evlerde zevk ve gösterişi ön planda tutmuş, bu bağlamda evlerde incelik ve zarafet ön plana çıkmıştır. Önder Mustafa Kemal Atatürk, Uşak'a geldiği zaman Kaftancılar ailesine ait olan ve bugün Etnografya Müzesi olarak kullanılan evde kalmıştır. O dönemin izlerini taşıyan bu yapı, ince taş işçiliği, süsleme özelliği, pencerelerin genişliği ve yapıdaki ferahlık verici hava ile göze çarpmaktadır. Ayrıca Hicri 1295 yılında tarihli Bursa'dan tarihi kılavuzun alınan bilgiye göre o dönemde Bursa valisi olan Ahmet Vefik Paşa Kaftancılara ait bu evde kalmış, ev sahibi İsmail Ağa'ya misafir olmuş ve pek memnun olarak buradan ayrılmıştır. Uşak'ta Yunan evi tarzında yapılmış, Yunan evi olarak bilinen ev tipi oldukça azdır. Bu tür evler şehrin belli başlı yerlerinde eskiye sadık kalınarak koruma altına alınmıştır. Genellikle Anadolu'daki örneklerini İzmir ve ilçeleri Foça, Menemen, Bayraklı'da gördüğümüz Yunan evleri tek katlıdır. Kesme blok taşlardan yapılan evin kiremitleri marsilya kiremitleridir. Pencereleri yüksek,
Tavan zemini ise yerden biraz yüksektir. Diğer yapı tarzlarından başka Yunan evleri şehrimizin belli başlı mahallelerde teknik şekilde göze çarpmaktadır. Uşak il merkezinde 150 civarında eski ev tespit edilmiştir. Bu evlerin bulunduğu eski mahallelerde sokaklar dar, evler birbirine yakın ve bitişik yapılmıştır. 3 kata kadar çıkarabilen eski evlerde 3. kat çatı katı olup taban yüksekliği oldukça alçaktır. Evlerin içinde ahşap sanatının ince desenleri, oda duvarlarında ve tavanlarda bitkisel bezemeler, oymalı davlumbazlar, raf ve dolaplar bulunmaktadır. Evlerin mutfak hariç bütün odalarında bulunan ahşap dolaplar, iğneden ipliğe her türlü alet edevatın konulduğu bölümlerdir. Dolaplar oda duvarlarına niş şeklinde oyulmuş ve ahşap kapaklı olarak yapılmıştır. Evlerin odalarında tavan kısmına yakın bir bölgede yapılan raflar, kenar süslemeli üzerine her türlü küçük ebatlı kullanım eşyalarının konulduğu bölümler olarak dizayn edilmiştir. Uşak evlerinin tavan kısımlarına ahşap oyma süsleme özelliği hakimdir. Tavan süslemeleri oda tavanının orta kısmına büyük bir şekilde bitkisel desenli ya da yaldız motifli olarak yapılmıştır. Desenler ahşap oyma veya boyama tekniğiyle tavana işlenerek yapılmıştır. Uşak evlerinin içinde oturmak için bugünkü koltukların yerine tahtadan yapılmış maketler kullanılırdı. Evin en büyüğü her zaman ısınma aracı olarak kullanılan ocağa en yakın yere oturur, ev içindekilere masallar, hikayeler anlatır, bilmeceler sorardı. Evin küçükleri ocaktan en uzak yere ellerini dizlerinde dizlerinin üstüne çökerek oturur, söylenenleri dinlerdi. Bu oturuş biçimi bir saygı biçimi olarak algılanırdı. Uşak ili 1867, 1897 ve 1922 yıllarındaki Kurtuluş Savaşı sırasında olmak üzere 3 büyük yangın felaketi geçirmiştir. 1867 yılındaki yangında şehrin neredeyse tamamı kül olmuştur. 1894 yılında Okkalardan Hacı Osman Efendi'ye ait pekmez anında bir tiyatro oyunu sırasında tiyatroda yakılan fenerlerin tavandaki süsleme kağıdını tutuşturmasıyla oluşan yangın şehrin birçok yapısını kül etmiştir. Üçüncü yangın 1922 yılında Kurtuluş Savaşımızın son günlerinde meydana gelmiştir. Büyük Önder'in askerlerine ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrinden sonra Türk ordusunun önünden kaçan Yunan kuvvetleri Uşak şehrinde önlerindeki bütün binaları ateşe vermiş, şehir tam bir yangın alanına dönmüştür. Bütün bu felaketlerin ardından Cumhuriyetimizin yeni Türkiye'si içerisinde yerini alan ilimizde ilk imar faaliyetleri 1926 yılında başlamış, dönemin belediye başkanı Helvacızade Mustafa Bey, yanık kent olarak bilinen Uşak'ı bayındır hale getirmek için planlar yapmıştır. Uşak'ta asıl yapılaşma 1936 yılında başlamış, planlı şekilde altyapı ve şehirleşme çalışmalarına hız verilmiştir. Şehrimizin belirli yerlerinde çok az sayıda kalan tarihi Uşak evlerinin pek çoğu ne yazık ki ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harap hale gelmiş, neredeyse yıkılacak durumdadır. Zamanın süzgecinden geçmiş ve günümüze gelmeyi başarmış bu sanat şaheserleri, bu nadide yapılar günümüzün beton blokları arasında tozlu, boyasız bir döküntü halinde bırakılmıştır. Dileğimiz bu güzel kültür değerlerinin yeniden imara kazandırılıp, geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu huzur verici, ferah mekanların kullanılmasıdır. Çağdaş Final Ders Hareketi'nin katkılarıyla hazırlanan Tarihin Süzgecinden Uşak programı burada sona eriyor. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek sağlıcakla kalın.